Bayarcı kanalından herkese merhaba. Değerli dostlar, arılarımızı bal hasat döneminde sıkıştırıyoruz. Neden mi sıkıştırıyoruz? İşte bunun için. Şimdi kovanlarımızdan bir miktar balı aldık. Mesela bu kovandan da 6-7 çerçeve balı aldık. Burada 3 çerçevemiz kaldı. Şu 2 çerçeve açık renkli petek dostlar. Çoğunlukla sırlanmış. Az bir kısmının da sırlanması gerekiyor. Hatta şu üçüncü çerçevenin de bu yüzü sırlanmış durumda. Şöyle arılardan bir müsaade alalım. Kızlarımız bir müsaade ediniz lütfen. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Evet, karınları tok, gayet sakinler. Neden yapıyorsun falan demiyorlar. Evet. Şöyle arkadaşlar, peteğimizin yüzü sırlanmış. Aşağıdaki kısmı da sırlıyorlar. Peteğin iç tarafında da yine bir sırlama faaliyeti var. Şunu da belirteyim. Şu çerçevenin iç yüzü bu taraftaydı ve sırlanmış değildi. Bu tarafta çoğunlukla sırlanmıştı. Ben ne yaptım? Sırlanmamış tarafı içeriye getirdim. Sırlanmış tarafı da dışarıya getirdim dostlar. Bu şekilde sıkışık bıraktım. Aşağısı tam 10 çerçeve dolu, tıka basa arı dolu. İşte yukarıda da biraz arı vardı, şimdi çekildi. Eğer şu suratına bir tane daha çerçeve koysam, arılar bunu da yapabilir. Fakat bunu yapmıyorum, bilerek yapmıyorum. Çünkü arıların artık daha fazla açılmasını istemiyorum. Yani nüfusun biraz daha daralarak daha fazla nektar çekmesini istiyorum. Yani buraya 2-3 çerçeve daha koysak sarar. Nitekim buradan 5 tane, 6 tane çerçeve aldım. Ballı, onları süzdüm. Siyah peteklerdi. Ne oldu? Belki her petekte 1000 tane arı olsa en az 5000 arı sıkışmış oldu dostlar. Bu 5000 arı takip eden günlerde ne oldu? Çoğunlukla tarlaya gitti yani. Çünkü kovanda yeterince arı var. Dolayısıyla tarlaya gidebilecek, araziye çıkabilecek arılar fazlaca araziye çıkmış oldu. Zaten kovanın önünde de bunu görüyoruz. Yoğun bir bal çekimi var. Bal kaynakları azaldı, oldukça kurudu fakat yoğun bal çekimini görüyoruz. Şimdi burada bir dalak var. Ben bunu kopartacağım. Buraya da yeni bir çerçeve koymayacağım. Yani koysam onu da sararlar. Bir tane daha koysam, muhtemelen buraya iki tane ham petek koysam sararlar ve kabartırlar. Bu diğerlerine yakın olan çerçeveyi de ballandırırlar, peteği de bal koyarlar yani. Ama onu istemiyorum çünkü nüfusun genişlemesini istemiyorum bu dönemde. Artık ne yapıyoruz? Geriye doğru gidiyoruz. Yani iniş trendine geçtik dostlar. Yani kuluçkamız 8 çerçeveye kadar, 7 çerçeveye kadar daralabilir bu sırada. Biz ne yapacağız? İşte buradaki ballarımızı alacağız. Eğer kuluçkada almaya müsait peteğimiz varsa, güzel dolmuş, sırlanmış, işte süzmelik ya da böyle açık renkli, petekli bal olacak şekilde çerçevemiz varsa onları da alacağız. Yani kuluçkayı 7-8 çerçeveye kadar düşürebiliriz. Ama şunu da unutmayalım. Yukarıda yaptığımız sıkışma sadece buradaki peteklerin sırlanmasına yardımcı olmuyor. Aynı zamanda kuluçkadaki peteklerin de kemer yapılmasına yardımcı oluyor. Yani kuluçkadaki her bir petek, dıştaki petekler tamamen bal polenle güzelce dolduruluyor. İçerideki ortalardaki petekler bile, kuluçka yapılan petekler bile ciddi bir bal kemeri yapılıyor arkadaşlar. Yani hasat döneminde yapılan bu sıkıştırmanın çok ciddi faydası var. O yüzden ben gevşek tutmuyorum. İşte şu dalağı da koparıyorum dostlar. Ne olur? Mesela bak, bu dalağı örmüşler. İçinde bal var mı? Bal yok. Eğer ben buraya petek koysaydım, yani temel petek koysaydım, bir tane iki tane peteğe arılar sıvanacaktı. Burada arı meşgul olacaktı. Ondan sonra petek kabartacaklardı. Yani getirdikleri balı burada kullanacaklardı. Şimdi ben bunu ne yapacağım? Bunu işte bir karakovan başlangıcı olarak kullanabilirim. Yani boşa gidermiş olmam. Ama arıları da kesinlikle gevşek tutmuyorum. Bu dönemde, bal döneminde daha çok bal biriktirsinler diye arıları sıkıştırma konusunu ihmal etmiyorum dostlar. Görüldüğü gibi ızgaramız da var. Bakalım takip eden günlerde bu 3 çerçeveyi böyle güzel sırlanmış ya da çoğunlukla sırlanmış şekilde alabilecek miyiz? Şöyle yakından da peteğin sırlanmış kısmını göstermek istiyorum. Alt kısmında çok az bir kısım var, sırlanmamış. Bir de şu ortada az bir kısım var. Orayı da sırlıyorlar, çalışıyorlar arkadaşlar. İşte hasat döneminde arıyı sıkıştırmada fayda var. Oğul döneminde bunu yaparsak, Mayıs'ta, Haziran'da bu sıkıştırma yaparsak arı oğula gidebiliyor. Tamam. Ya da çokça dalak atıyor. Çünkü bal fazla geliyor. Bu dönemde bal az geliyor ama geliyor. Dolayısıyla bu dönemde yapılan sıkıştırmada
Zaten etraf kurudu. Arı artık kışın yavaş yavaş yaklaştığını biliyor. Bunun farkında. Dolayısıyla ne kadar sıkıştırırsanız sıkıştırın, arı kolay kolay oğula gitmeyecektir dostlar. O yüzden makul kuluçka nüfusu, makul kuluçka peteği olan 7-8 çerçeveye kadar inebiliriz. Sonradan gerekiyorsa o kış stokun durumunda 1-2 çerçeve gerekiyorsa ekleriz. Ki 6-7-8 çerçeve, 9 çerçeve ideal bir kışlama alanı oluşturuyor. Görüldüğü gibi dostlar, sıkıştırdığımız kovanın girişinde güzel bir bal çekim trafiği var. Arılarımız bu saatte yavru uçuşu vesaire yapmıyorlar. Bunu sabah saatlerinde yapıyorlar. Hava çok ısınmadan önce yapıyorlar. Bildiğiniz üzere daha önceleri sıcaklığın 20-30 arası olduğu dönemlerde bu işlemi işte ikinci saatlerinde saat 6 gibi 7 gibi 7'ye doğru yapıyorlardı. Yavru uçuşunu. Şimdi sabah saatlerinde yapıyorlar. Ve bu saatlerde yani saat işte öğle civarı 12 civarı şu anda. Bu saatlerde dışarıdan gelen her arı mutlaka bir şey getiriyor. Yani bal getiriyor, polen getiriyor, su getiriyor, propolis getiriyor. Dolayısıyla bu sıkıştırdığımız kovanın da gerçekten tatlı bir trafiği var. Yani gelen her arı dolu geliyor, malzeme çekiyor. Çoğunlukla da bal geliyor. Polenler de görüyoruz zaman zaman. Yani içeride nüfusun sıkışık olması, alanın daralması tarlacı nüfusunda ciddi bir artışı beraberinde getiriyor. Bu da bal toplamaya oldukça fayda sağlıyor, katkı sağlıyor dostlar.